Herkese merhabalar. Bugün Edukasyon Türkçe Eğitim Danışmanlığı olarak öğrencimiz Elif Tan'la birlikteyiz. Elif'cim hoş geldin. Merhaba. Biz seni tanıyoruz tabii ki ama biraz kendinden bahsedebilir misin? Hangi üniversitede, hangi bölümde okuyorsun, kaçıncı sınıftasın? Merhaba, ben Elif Tan, 20 yaşındayım. University of Sheffield'da moleküler biyoloji okuyorum. 1. sınıf öğrencisiyim. Peki şimdi üniversite seçimi yaparken hem başvuru aşamasında hem de karar aşamasında nelere dikkat ettin? Hangi konuları önerirsin, arkadaşlara nelere dikkat etmesini tavsiye edersin? Öncelikle ben lise eğitimimin son 2 yılını Kanada'da tamamladım ve en başta Kanada'da üniversiteye gitmeyi planlıyordum. Fakat daha sonra Edukas'ta da beraber konuştukça fikrim biraz İngiltere'ye kaydı. Hem yakın olması özellikle çok büyük bir etkendi. Daha sonra üniversitelerin modüllerine bakmaya başladım, verdikleri derslere bakmaya başladım. Ve istediğim bölüm olan moleküler biyolojinin hangi üniversitelerde ne kadar iyi bir sıralamada olduğuna baktım. Daha sonra o listeyi çıkarttıktan sonra kendi kafamda burs seçeneklerine baktım. Bir önemli şey de benim için burstu. Çünkü çok maliyetli bir iş gerçekten ve burs çok yardımcı olan bir konu. Bu şekilde burstur, üniversitenin bulunduğu çevredir, ortamlarıdır. Evet, bölümümün o üniversite ne kadar iyi olduğudur şeklinde kendi kafamda bir sıra yaptım. Kriterlerle. Evet, bu kriterlerle beraber tamam, bu şekilde oldu. En çok artı yalan okulları seçtim. Evet. Kanada'da lise eğitimi aldığını söyledin. Peki o süreçten de biraz bahsedebilir misin? Bunun başvurularında nasıl faydası oldu ya da oldu mu olmadı mı? Bundan da biraz bahseder misin? Kanada'da lise eğitimi almam gerçekten beni kişisel olarak gelişmemde çok büyük bir etkisi vardı. Hangi sınıfta gitmiştin? Çok var. 11. sınıfta gitmiştim. Tamam. 11'in başında. Evet. Ve Kanada'daki eğitim sisteminde sadece istediğiniz dersleri almaya yönelik olduğu için ben hani mesela son 2 yılda hiç fizik dersi almadım. Çünkü ben biyoloji okumak istiyordum. Ve biyoloji ve kimya aldım. Ve ayrıca hani hangi dersleri almanız gerektiğini üniversitelerin requirement'larında yazıyor. Yani neler istediğinde yazıyor. Ona göre dersini seçip yolunuzu çizebiliyorsunuz. Moleküler çok rahattı. Okumak hani istediğin o zamandan belliydi ve sen o doğrultuda dersleri seçtin. Ya şöyle, tam moleküler biyoloji istediğimden evet, emin değildim. Hala hani araştırma aşamasındayız ama biyoloji bölümünde bir şey okumak istediğimden emindim. O yüzden hiç fizik dersi almadım mesela. Fizik dersi yerine müzikal ders almıştım. Hani tamamen keyfi çok severek yaptığım bir şey. O yüzden lise hayatım öyle çok güzel geçti benim açımdan. Ve onun yanı sıra da kendim orada çok olgunlaştım. Türkiye'den çok uzak olduğu için her şeyi kendim halletmem gerekti bir noktadan sonra. Bazı problemlerle mutlaka karşılaştım. Karşılaşıyorsunuz. Evet. Liseme başlayamamıştım. Bir şeyler olmuştu. Ama kendim artık hani halletmeyi öğrendim. O yüzden çok büyük geliştirdim. İngiltere konusunda da Kanada'nın ana dili İngilizce olduğu için evet, onun gerçekten çok büyük bir artısı oluyor hani girişler konusunda. Türkiye'den giden arkadaşlarımı da biliyorum İngiltere'ye. Evet. Hani benim girmem çok çok daha kolay oldu ve onun yanı sıra da burs almam da çok kolaylaştı. Yani ben en azından öyle düşünüyorum. Evet, kesinlikle çok büyük artısı oldu bana. Peki Kanada'da eğitim aldığın için seni dilden yani IELTS veya TOEFL'dan muaf tuttu mu üniversiteler? Benim başvurduğum üniversitelerin hiçbiri tutmadı. Fakat tutan üniversiteler olduğunu biliyorum. Ama benim tercih ettiğim üniversiteler nedeniyle ben IELTS'e girmek zorunda kaldım. Yeterli skoru da alıp hemen evet, başlayabilirim. Zaten belirli bir İngilizce olduktan sonra tamamen format şeklinde bir sınav olduğu evet, için evet, çok da inanılmaz zor bir sınav değil. Hani benim gözümü çok korkutmuşlardı. Evet. Gerçekten evet, korkuyordum sınav yani. Sınav çünkü. Evet, evet, sınav bir de bu çok zor, çok zor falan diyorlardı. Evet. Hiç hani ben formatına evet, baktım. Evet. Gerçekten aynı şekilde de çıktı, hallettim yani. Biraz burslardan bahsetmiştim, burs arayışında evet, olduğundan. Başvurudan sonra da kabuller geldikten sonra burs aşamalarından da biraz bahsedebilir misin? Burs aldığını ben biliyorum ama izleyicilerimizle de paylaşırsam. Otomatik mi geldi burslar? Şimdi nasıl oldu süreç? Süreç birazcık gergindi. Çünkü burslar ya benim başvurduğum burslar en azından hiçbir otomatik gelmedi. O yüzden de sürekli bir burs bekleyişi vardı ve o bekleyiş gerçekten çok uzun sürdü. Ne zaman açıklandı yaklaşık? East Anglia'dan burs almıştım %25 oranında. O galiba Nisan, Haziran gibi açıklanmıyor. Hmm. Hatta daha önce. Mayıs'ta mı evet, açıklanmıştı? Evet. Yani daha önce açıklanmıştı. Ama Sheffield'dan aldığım burs Temmuz'un ortasında, hatta Ağustos'un başına doğru açıklandı. Ve hani üniversitede sıralamalarım, gitmek istediğim
sizin sıralamalarını vermiştim bile. Tamam, ben orada kumar oynadım. Hani Sheffield'dan burs çıkarım arım diyerek. Evet. Yani o yüzden birazcık gergindi. O burs sürecinde de gerçekten ben hiçbir şeyle uğraşmadım. Ne yalan söyleyeyim. Hani bulmak konusunda edukas sağ olsun. Gerçekten hani her şey çok önüme verildi bu şekilde. Bu burslar var, listelendi. Ben sadece yapılması gereken şeyleri yaptım. Peki nedir o yapılması gereken şeyler? Yapılması gereken şeyler şöyle. Benim başvurduğum burslarda belirli sorular vardı. Ve o sorulara cevap vermem istendi. Hani essay tarzı bir şey yazmamı istiyorlardı. Ve burslar verirken de essay'de verdiğiniz cevaplar olsun ve notlarınız olsun. İkisi karşılaştırarak seçim yapılıyor. Peki ne kadar burs aldın hemen? Sheffield'dan %50 burs aldım. Çok güzel. Ama çok büyük bir başarı. Evet, gerçekten ben de bilmiyorum. Yani %50 burs, bir de 3 sene boyunca devam eden burs olduğunu ben biliyorum. Ben söylemiyorum. Çünkü bazı burslar İngiltere'de tek sene için, tek seferlik verilir ama seninki 3 sene boyunca devam eden bir burs. Muhteşem bir başarı. Ya bursa hani o kadar geç geldi ki ben artık e-sankle için kendime yurt yeri bakıyordum ve bir konfirmasyon kodu gerektiği için e-mailime girdim. Bir yeniledim. Hani Sheffield'dan burs kazanmış. Ben Sheffield iptal oldu. Başladık Sheffield'a bakmaya. Çok heyecanlı. Gerçekten çok güzel bir andı yani. Tekrar tebrik ediyorum. Çok çok güzel bir başarı. Yani şimdi İngiltere'deki ders sisteminden biraz bize bahsedebilir misin? Dersler nasıl işleniyor? Dersi kaç kez giriyorsun haftada? İşte laboratuvar çalışmaları nasıl gibi? Gerçi çok özür dilerim. Bu sene ekstra istedim ama en azından deneyimlediğin kadarını dinleyelim. Online şeklini anlatayım ben. Bu senelik öyle yapalım. Tamam. En başta tüm modüllerimizin hepsini, tüm hani laboratuvar olmayan modüllerimizin hepsini online olarak alıyorduk. Haftada yaklaşık ders başına 4-5 video yüklüyorlardı. Bir de canlı derslerimiz oluyordu her dersten, hani hafta içerisinde. Sadece soru cevap yapmak için ya da bir analiz dersimiz varsa o analiz dersini yapmak için. Ama onun haricinde her şey gayet kayıtlı video şeklinde. Hani istediğinize geri dönebiliyorsunuz zaten. Evet, takip etmek gerçekten çok kolay yani. Laboratuvar derslerimiz en başta canlıydı. Hani laboratuvarlara gidip laboratuvarda yapıyorduk. Fakat daha sonra vakalar artınca onlar dijital olup online'a geçti. Öyle olunca hani şu an bize şey atıyorlar mesela. Böyle 4-5 sayfalık bir laboratuvar metni. İşte şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, şu şekilde, bu şekilde diye. Hayal edin. Sen artık hayal ediyorsun, düşünüyorsun. Bu böyledir diyorsun. Öyle laboratuvar raporu yazıyorsun. Laboratuvarda daha çok iş yapabileceksiniz o zaman. Umuyorum ki. Peki sınavlara girdiniz mi hiç? Evet. Nasıl sınav sistemi? Sınavlar çok zordu. Ondan başlayabilirim. Sınavlar gerçekten çok zordu yani hani. Ama sınav sistemi olarak bize 24 saat bir aralık verdiler. Bunun nedeni de yani çok fazla ülkenin öğrenci geldiği için o saat aralığı vermek zorunda kalıyorlar. Evet. İsteyen istediği saatte girebilsin şeklinde. Bu 24 saat aralık içerisinde istediğiniz bir saatte sınavı yapıyorsunuz ve tamamlıyorsunuz. Benim girdiğim tüm sınavlar çoktan seçmeliydi. Ama seçmeli modüllerimiz var. O seçmeli modüllerde bazen yazma hani short answer şeklinde de kısa cevaplı soru cevaplar oluyor. Peki projelerin olduğu dersler oluyor mu? Yani sınav değil de bir proje teslim ettiğin, essay teslim ettiğin derslerinde oluyor mu? Evet. Yani şimdi benim bölümümden ötürü genellikle laboratuvar raporu oluyor mu proje? Evet. Bir pratik dersimden yaptım bir tane. Bir de genetik dersimden yaptım ilk dönem için. Ayrıca da üniversitede essay yazma sınavı var. Bir modülden size essay yazdırıyorlar. İşte ilk dönemimizde biz mikrobiyolojiden yazmıştık. O da aynı şekilde sınav formatı. Her şey yani sadece o süreç içerisinde essay yazıyorsunuz. Değerlendirme şu ana kadar gördüğüm bu şekilde. Peki şimdi tabii ki yine söylüyorum, henüz çok fazla değerlendiremedim ama üniversitenin en sevdiğin özellikleri gidip deneyimlediğin kadarıyla ya da önceden bakıp incelediğin kadarıyla gittiğin zaman evet ben buna bakmıştım zaten dediğin özellikler işte kampüstür, uluslararası öğrenciler, arkadaşlar eğer tanıştıysan gibi. Şöyle ben zaten dediğim gibi böyle üniversite binalarına bayıldım yani. Hepsi o kadar böyle eski, çok hoş bir de tamam yeni. Evet gerçekten tüm yani hani üniversite binaları haricinde tüm binalar, sokaklar böyle sanki bir tarih kokuyor. Gerçekten o kadar güzelken dolaşması. Şimdi korona yüzünden çok birileriyle de tanışamadım. Ve çok diğer şehirlerde gezemedim. Diğer şehirler zaten içim. Ben Sheffield'dan bahsediyorum. Ama
Ama böyle tek başıma dolaştığımda bile o kadar keyif veriyordu ki yani. Cidden şehir çok güzel. Ben ilk gitmeden önce çok küçük bir yere gidiyorum sanıyordum. Ve hani Kanada'daki ilk lise yılından bundan muz derim yani köye gitme konusunda. O yüzden birazcık gergindim ama gidince hani dedim ki aa ilk gelmişim hani güzel. Çok güzelmiş. Bazı binalar çok yeni falan ama mesela benim binam böyle çok otantik, çok hoş yani. Onun haricinde her şey var yani şehirde gerçekten. Gezmek için barlar var, kafeler var, işte hani alışveriş yapabileceğiniz bir sürü yer var. Yani zaman geçirmek için gerçekten çok yer var. Öğrenciliği de yaşamak evet, için. Evet, öğrencilik için de çok güzel yani. Hem çok büyük bir yer değil, hem çok küçük bir yer değil. Evet. Çok fazla öğrenci var. Bir de ben şeyi çok seviyorum, kocaman parklar var. Hani o İngiltere parklarına gidince anladım yani. Yani öyle gidince gördüm. Orada çok keyifli. Evet yani kocamanlar. Anlatabilirim bilmiyorum ama. Yaşıyorsun zaten. Anlatmamız gerekiyor. Gayet güzel yaşayarak gösterdiğinizi çok güzel. Ama nasıl? Biraz da ondan bahsedebilir misin? Nerede kalıyorsun? Odanın tipi nasıl? Rahat mısın? Ben normalde üniversitenin de yurtları var. Fakat ben özel bir yurda gitmeyi tercih ettim. Çünkü üniversitenin yurdu hem şehre hem de üniversiteye uzaktı. Yani çok saçma bir şekilde. O yüzden de hani hem şehre de yakın olunca özel bir yurt seçtim. Yurt odam ben çok sevdim. Yani gerçekten yeterince genişti. Çok ferahtı. İçinde ne var peki? İki kapaklı kocaman bir dolabı var. İki kişilik yatak var. Bir tane uzun bir masa var. Zaten kendi özel banyom var. Bir tek mutfağı 6 kişiyle paylaşıyordum. Hani o şekildeydi. Ama mutfaklar da gerçekten o kadar büyüktü ki hiçbir şekilde öyle al sıkışırım. Ay eşyalarımı nereye koyacağım şey asla alamıyor. Hani bomboş dolaplar vardı mesela. Aynı anda 4-5 kişi yemek yapıyorduk, sıkışmıyorduk. Evet. Bir de bu korona döneminde şimdi o yurdundaki o 6 kişiden başka kimseyi görmedik yani gerçekten. Bir de laboratuvarda bir iki kişiyle tanıştım. O yüzden o 6 kişiyle çok yakın olduğum için hem keyifli beraber yemek yiyorduk, bir şeyler yapıyorduk. O yüzden ben hani yurt konusunda çok mutluyum. Güzel. Ve ayrıca tekrar korona nedeniyle söylüyorum bunu ama okul yurtlarında bölünme falan olmadığı için herkes çok iç içeydi ve gerçekten partiler yapılıyordu yani. Yani kimse ona dur diyemedi, evlenemedi. Ben de duydum. Evet yani o yüzden korona böyle kaynıyordu yani hani. Ondan çok mutluyum ayrıca da özel bir yere gittiğim. Güzel. Peki fiyat farkı çok var mıydı? Ne kadar ödüyorsun ayrıca özel yurtta? Biz hani haftalık olarak benim odam 135 pound. Çok iyi. Evet. Yani özel yurtta çünkü normalde daha fazla yükselsen yani benim okulla çok bir farkı yok hani bulduğum yurtta. O zaman baştan bütün imkanlara bakmak lazım belki. Evet. Yani özel pahalı olur gibi bir algıda olmadım. Evet benim bir arkadaşım bana çok yardımcı oldu. Hani o zaten Sheffield'da okuyordu. O bana önerdi. Bak böyle bir yurt var hani bir bak istersen diye. Gerçekten de hani öyle evet çok güzel oldu yani. Konaklama çünkü çok önemli tabii ki. Yani gününün çok büyük bir kısmını orada geçirdiği için yine bir dönem dışında da yine aynı şekilde oluyor. O yüzden hani orada öyle keyifli olman deneyimini daha keyifli hale getirir. Son olarak eğitim hayatını yurt dışında tamamlamak, geçirmek isteyen öğrencilerimize tavsiyelerin ne olur? Deneyimlerinden birazcık örnek verir misin? Gerçekten böyle gözde büyütülecek, çok korkulacak bir şey yok. Gerçekten çok keyifli bir şey. Belki benim küçüklüğümden beri hayalim olduğu için bu kadar kolay adapte oldum ve çok kolay alıştım. Ama gerçekten hani maksimum bir belki iki ay böyle bir zorlanma süreci oluyor. Ya sınanıyorsunuz ya ben ne yapıyorum burada diye. Özellikle küçük bir yerdeyseniz hani çok büyük bir sınanma oluyor. Ama o aşamayı aştıktan sonra her şey böyle hiç sökü gibi geliyor yani çok güzel bir ortam gerçekten. Herkese tavsiye ederim mutlaka hani istiyorsanız peşini bırakmayın, korkmayın. Gerçekten her şey çok güzel oluyor. Yani senin de deneyimlerin hem iyi olmasını çok sevdim. Belki de o yüzden de bilemiyorum ama. Yani mutlaka sorunlarla karşılaşılıyor ama onu kendiniz hallettiğinizde böyle bir özgüven geliyor. Tek başıma yapıyorum. Bir de ben küçük yaşta daha gittiğim için onu kendi yapabilmem bana böyle daha da büyük özgüven kazandırdı. Daha da büyüktü. Evet gerçekten çok o ilk gittiğim sene çok fazla olgunlaştığımı düşünüyorum ben. Yani fark ediliyordur da diye düşünüyorum. Kendimi seviyorum çünkü. Ben şimdi bile seni eğitim giderken gördüğüm, bugün işte ilk defa yeniden gördüğümde öyle çok baktığını gördüm. Yani çok gururla baktım sana. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz çok teşekkür ederiz geldiğin için, bizimle deneyimlerini paylaştığın için. Umarım
isteyen arkadaşlara çok faydalı bir görüşme oldu. Çok teşekkür ediyoruz ve başarılarının sonsuz devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Çok teşekkürler.